Dosya'dan herkese merhaba. Bu bölümde Dosya'da festivaller ve müzik organizasyonları var. Bu konularda bize bilgi verecek olan isim ise Eyüp İbla. İzliyoruz. Etkinlikler topluluk oluşturmadan kentsel dönüşüme, ulusal kimlikleri besleyen kültürel gelişime kadar birçok farklı rol üstlenmektedir. Popüler hale gelen etkinlikler yoluyla insanlar bir araya gelmekte ve toplumsal bütünleşme sağlanmaktadır. Her etkinlik kendine özgü özellikler taşımaktadır. Her etkinliğin farklı bir süresi, yönetimi vardır ve her etkinlik çok dikkatli bir şekilde kurgulanmalı, organize edilmelidir. Eyüp İbla, Türkiye'de özellikle rock müzik etkinliklerinde bu kurguyu ve organizeyi en iyi şekilde gerçekleştiren ilk kişilerden. Ben üniversiteden mezun olduktan sonra askerlik dönemi tabii geldi geçti. Ardından turizm işletmeciliği mezunuydum ama mesleğe çok yakın ilgi duymuyordum. Çocukluğumdan beri de hayatım müzikle dolu olduğu için ve o sırada da konjonktür, hani İstanbul Türkiye'deki festivallerin eksikliği, azlığı, konserlerin hemen hemen hiç olmamasından sebep sevdiğim sanatçıları, aslında ilk fikir oradan çıktı. Sevdiğim bir iki sanatçı vardı. İstanbul Festivali'ne her yaz biz konserlere giderdik. Açık Hava Tiyatrosu'na. O sanatçılar niye gelmiyor, niye getirmiyorlar diye gençken kendi kendime sorduğum soruların karşılığında çok genç bir yaşta, 26-27 yaşında ben organizasyon şirketimi kurdum. Ancak o hayalini kurduğum sanatçıyı bir türlü getiremedim. Çünkü J.J. Cale idi o sanatçı. Zaten 3-4 yıl önce de aramızdan ayrıldı. Meğer konser vermiyormuş, pek turneye çıkmıyormuş. Dolayısıyla çok zor turneye çıkan bir sanatçıymış. Ama olsun, ben şirketi kurmuş oldum. Ondan sonra da Deep Purple'ın solisti Ian Gillan o zamanlar gruptan ayrıydı. Richie Blackmore'la kavgasından, tartışmasından dolayı gitaristle. Solo turneler yapıyordu. Çok büyük bir tesadüfle Yunanistan'dan telefon geldi. Dediler ki Eyüp, Ian Gillan turnede. İster misin İstanbul'da konserini yapmak? Benim için inanılmaz bir rüya gibi bir şeydi, bir teklifti. Ne yaptık, ne ettik? Sponsorluk bulduk. Çok acemiydik tabii ki. Hiçbir şey bilmiyorduk. Sadece içgüdülerimizi ya da mantıklı hareket edip konseri yapmaya çalıştık. Kışındı. Kar tipi fırtınası vardı. 30 Ocak 1992. Ancak dediğim gibi o yıllar Türkiye'de hiç konser olmuyordu. Hele yabancı konser. Bir tek İstanbul Festivali'nde oluyordu. Kışın hele hiçbir şey olmuyordu. Dolayısıyla 30 Ocak tarihi aslında çok riskli bir tarihti ama inanın kar tipi fırtınasına rağmen şimdiki Lütfi Kırdar kongre salonu, o zaman Lütfi Kırdar spor salonuydu. Basketbol sahasıydı orası. Türkiye'nin her yerinden otobüslerle insanlar o kar fırtınasına rağmen akarak geldiler. Trabzon'dan, Siirt'ten, Antalya'dan, Ankara'dan. Herkes bu konser için geldi. Tıklım tıklım doldurduk. Muhteşem bir konser oldu. Ben tabii konseri seyredemedim ama çalışmaktan, uğraşmaktan, koşuşturmaktan. Çok genç yaşımda öyle bir konser yaparak bu sektöre adım atmış oldum. Elbette ki acemiliğin verdiği, bilgisizliğin getirdiği şeylerle sıkıntılar yaşadık ama konser yapmış olduk. Referans elde etmiş olduk. Ardından hayal işi aslında bu. Yani hayallerin peşinde koşma işi. Ardından tesadüf mü desem yoksa başka şeyler mi desem. Cemal Reşit Rey konser salonunda opera yönetmeni Aydın Gün hocamız vardı. AKM'de rejisördü kendisi. Çok değerli bir insandı. İstanbul Festivali'nde genel sanat yönetmeniydi. O sırada Cemal Reşit Rey'in başına geçti genel sanat yönetmeni olarak. Aydın Hoca bizi çağırdı. Genç olduğumuz için işte kimleri getirelim, çocuklar, cazcılar, bluzcular diye.
Orada Aydın Hoca ile Cemal Reşit'e konser salonunda yabancı konserler, yabancı sanatçılar getirmeye başladım. O tabii bizim adımlarımızı hızlandırdı. 2-3 yıl çok yoğun bir şekilde orada yabancı sanatçılar getirdim. Bu şekilde hayallerime daha da çok yaklaştığımızı hissettik. Sonra 95 yılında Bulutsuzluk Özlemi'nin solisti Necat Yavaşoğulları ile tanıştım. Çok sevdiğim bir gruptu. Hala da öyle. Bulutsuzluk Özlemi menajerlerini yapmaya başladım. 1995 yılında. 2002 yılına kadar birlikte çalıştık. Çok güzel konserler, turneler yaptık. Albümler yaptık beraber. Yol albümünü yaptık. Numara albümünü yaptık birlikte. Arkasından Bülent Ortaçgil'in menajerliği geldi. Bülent Ortaçgil'in menajerliğini de 3 yıl kadar yaptım. Hem Bülent Ortaçgil hem Necat Yavaşoğlu ile halen dostluğum, arkadaşlarım devam ediyor tabii ki. Uzun yıllara dayandığı için. Bu arada Uluslararası Eskişehir Festivali gündeme geldi 1995 yılında. Eskişehir tabii bir taşra kenti sonuç olarak, bir Anadolu kenti. Şehre gittim, baktım 95 yılında, 94 yılında daha doğrusu. Çok zor imkanlar, imkan yok, hiçbir şey, otel yok, otel bile yok. Yani salon yok, hani getireceğiniz sanatçıları yatıracağınız oteller standartları çok çok düşük. Salonlar düşük, tesisat yok, hiçbir şey yok. Ortalık toz, duman, çamur içinde bir şehir. Öyle gördüm ben 94 yılında. Zeytinoğlu Eğitim, Bilim ve Kültür Vakfı yönetiminde 95 yılında başladık. Ve emin olun Eskişehir Festivali, 15 yıl yaptık o festivali, 2009 yılına kadar. İstanbul'daki İstanbul Caz Festivali ve bir iki festivalden sonra Uluslararası Eskişehir Festivali adıyla bütün Avrupa'da, dünyada tanınan bir festival haline getirdik onu. Çünkü yani salınanın aksine Türkiye ilk defa gelen sanatçıları o festival, mesela Mike Stern, gitaristtir, Amerikalı jazz, blues, fusion gitaristi. Robin Ford, bu da gitarist. Bunlar dünyanın sayılı sanatçıları ve İstanbul'a dahi gelmemişlerdi o zamanlar. Biz bunları hep Eskişehir'e getirdik. Elvin Jones Jazz Machine, efsane bebop jazz davulcusu. Geldiğinde yaşlıydı zaten, konserden birkaç yıl sonra aramızdan ayrıldı. Opera, klasik müzik, çocuk etkinlikleri Eskişehir'de yaptık ve gerçekten Türkiye'nin 3. 4. en saygın festivallerinden biri haline getirdik onu. Yurt dışından da çok saygı gören bir festivaldi. Maalesef 2009 yılında son verilmek zorunda kalındı. Ben organizatör olarak orada tabii ki çalıştım, hizmet verdim. Ama tabii bir de bu arada Eskişehir'in 94'ten günümüze kadarki evrimine de şahit oldum. Bu arada onu da söylemem lazım. Çamur içinde bir kent 10-15 yılda gerçekten Avrupa'yı pırıl pırıl tertemiz bir kent haline dönüştü. Büyükerşen hocamız sayesinde. O festival başladığında rektörlükten yeni ayrılmıştı Anadolu Üniversitesi'nden. Sonra belediye başkanı oldu. Halen de öyle zaten. Allah uzun ömür versin. Hayal işi dedim baştan. Deep Purple'un solistiyle ben başlamıştım bu işe. Ian Gillan. Şu anda 72-73 yaşında sanıyorum. Şu an yakında arkadaşım, dostum tabii ki. 98 yılında ofiste otururken, o zaman ofisimiz Beşiktaş'taydı. 97 yılına gideyim pardon, daha birkaç ay öncesine. Terapi diye bir grup var, İrlandalı bir grup. Bir şarkıları vardı, şimdi adı aklımda değil ama çok ünlü olmuşlardı, çok popülerlerdi o zaman. Bütün MTV'de her tarafta onlar çalıyordu. Dayan mıydı? Yanlış hatırlıyorlar bu şarkının adını. Terapi grubunu sponsorsuz, risk alarak, çünkü sponsorluk diye bir kavram da yoktu Türkiye'de o zaman. Sponsorluk dendiği zaman gittiğiniz şirketlerin yöneticileri size ne istediğinizi anlamıyorlardı ve tabii ki red ediyorlardı. Red. Sonra dedik ki, şirket toplandık arkadaşlarımızla. Bu böyle olmayacak, yoksa yolumuza devam edemeyeceğiz, yani bırakacağız bu işi. Dedik ki bu terapiyi kendi imkanlarımızla yapalım, bakalım yapabiliyor muyuz kendi paramızla.
kar mı zarar mı hepsi. Çünkü bu bir kumar aslında bu iş. Terapi yaptık Bostancı Gösteri Merkezi'nde. O da kışındı. Ekim galiba. Mükemmel geçti. Tıklım tıklım doldu. Televizyonlar geldi, çekimler yapıldı. O zaman number one'lar falan vardı. Ve konserden çok küçük bir kar ettik. Çok küçük. Ertesi günde Ankara'da Saklıkent isimli bir mekanda bağlamıştık. Oradan zarar etti. Kafa kafaya gelmiş oldu. Bu benim için yeterliydi. Dedim ki tamam arkadaşlar, biz bu işi sponsorsuz da yapabiliyoruz. Devam edelim. Ocak ayında, yani 3-4 ay sonrasında Alan Parsons Project, gençler bilmez ama aslında sound engineer kendisi, aranjör aynı zamanda. Pink Floyd'un da Dark Side of the Moon albümünün prodüktörü gibi çalışmış, sound engineer gibi çalışmış. Çok önemli bir adam, halen de hayatta. Alan Parsons Project'i Bostancı Gösteri Merkezi'ne Ocak ayında 2 gece yaptık. Oturmalı düzende orada. Bu arada Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki ilk yabancı konserlerdir bunlar. Hayatında ilk defa Bostancı Gösteri Merkezi'nin sahipleri orada yabancı konserler gördüler. Bu konserler de başarılı geçti. Alan Parsons'tan sonra tabii hayalim benim Deep Purple, Led Zeppelin, ne bileyim Eagles gibi grupları yapmak idi. Sanki rüyamız gerçek olur gibi. Deep Purple'dan, o sırada Ian Gillan'ın gruba geri dönmüştü 98 yılında. Menajerinden telefon geldi İngiltere'den. Eyüp dedi, ne yapıyorsun dedi. Dedim işte terapi yaptık, Alan Parsons'ı yaptık. Bekliyoruz dedim. Dedi ki Deep Purple yeni bir albüm çıkartıyor. Sanıyorum Banana isimli bir albümdü. Kıbrıs'tan dedi başlatacağız turneyi. Kıbrıs'tan sonra dedi sana İstanbul'da yapalım, ister misin? Yani rüyalarımız gerçek oluyordu aslında. Tabii isterim dedim. Niye isterim? Pazarlıklar, rakamlar konuşuldu edildi. Anlaştık rakamlar. 1 ve 2 Haziran, 2 tarih, 2 gün. Yine Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu 1998 yılı. Sonra Kıbrıs iptal oldu. Turne İstanbul'dan başladı. Eyüp dedi, Kıbrıs iptal ettik. Turne dedi, dünya turnesi İstanbul'dan başladı. İster misin? Dedim. Niye isterim? Şahane bir şey. Dolayısıyla bir hafta önceden geldiler. Bütün grup. Çantaları, aletleri, sıfır paketlerini açtılar. Küçük bir spor salonu vardı. Kapalı. Orayı kiraladık. Prova yapsınlar, sahne kurulumunu yapsınlar diye. Bir haftanın orayı kiraladık. Bütün sistemi oraya kurdular. Bir hafta boyunca çaldılar. Yeni albüm çünkü parçaları daha çalışmamışlardı. Bir hafta provadan sonra aynı setup'ı Açık Hava Tiyatrosu'na kurduk. İki gece üst üste, tıklım tıklım dolu iki gece üst üste bir Deep Purple turnesini İstanbul'dan başlatmış olduk. O konseri grup elemanları hala hatırlar ve bana söyler. Her bir araya geldiğimizde Eyüp der diyorlar. İstanbul konserini unutamıyoruz diyorlar. Yani en güzel 2-3 konserimizden biriydi. Ve İstanbul seyircisi bizim için dünyanın en iyi, en güzel, en unutamadığımız seyircilerden biri olarak hafızamızda diyorlar. Her buluştuğumuzu anlatıyorlar bana bunu. 5-6 Mart tarihinde, yine 98 yılında Led Zeppelin'in iki elemanı, gitarist Jimmy Page ve solist Robert Plant'in bir turnesi vardı. Çünkü grup elemanları davulcunun 80 yılında ölümünden sonra dağılmıştı o grup. Menajeri aradı İngiltere'den, Londra'dan. Eyüp dedi, ne yapıyorsun? Soru bu. İşte şunları yapıyorum. Page and Plant'in turnesi var, ister misin dedi. İstemek ne demek? Üstüne atlarım yani. Demek geldi telefonda içimden. Rakamlarda yine anlaştık. 6 ve 7 Mart'ta sanıyorum, yanılmıyorsam 98 yılının. O zaman işte İstanbul'da salon yok. Yani Abdü İpekçi salonu var bir tek. Kışın kullanılabilecek olan. Oraya gittik. Fakat maçlar, antrenmanlar
Dolayısıyla salon dolu. Boş gibi gözüküyor ama aslında dolu. Salonu alamadık. Yani orası 10 bin kişilik bir yer. İdeal bir yerdi. Başka yer yok. Yani İstanbul'da hiçbir yer yok. Mecbur kaldık Bostancı Gösteri Merkezi gene. Küçük bir yer, çok küçük. Dolayısıyla iki gece yapmak zorunda kaldık. Led Zeppelin iki gece üst üste kapılara kadar taşan bir seyirci sayısıyla o iki konseri yaptık. Arkasından da 1 ve 2 Haziran'da Deep Purple'u yaptık. Bunlar tabii niye anlatıyorum? Bunlar şimdi tabii ki İstanbul'da, Türkiye'de her dakika, her gün sayısız konserler var, etkinlikler var. Türkiye'de bizim bu yıllarda kış konserleri yaptığımız dönemde kışın hiç konser yoktu. İlk kışın yabancı gruplar özellikle konserlerini biz başlattık. Bizden sonra giderek açıldı. Baktı ki kışın da insanlar konsere gidiyor. Niye gitmesinler? Yani sadece yazla niye sınırlıyoruz bunu? Gelmeyen grupları getirmeye çalıştık. Hayallerimizdeki grupları getirmeye çalıştık. Bir kısmında başarılı olduk. En son 1,5 yıl önce işte Antalya'da, Expo 2016 Antalya'da yine pek çok sanatçıyı getirdik oraya. Yine Deep Purple getirdim. Simple Red, Level 42, Status Quo, Jose Carreras ki tenor sanatçı, o çok önemli bir konserdi. Halen devam ediyor. Tabii iş şu anda 28. yılındayım ben şirketi kuruşumun. Müzik dışına tabii ki taştı. Çünkü talepler veya beklentiler farklılaştığı için son 10-15 yılda da büyük organizasyonlara, açılışlar, meydan kutlamaları, özel projeler, turistik Türkiye'nin, İstanbul'un turizm amaçlı tanıtımları için bir takım etkinliklerin planlamasına girdik ki şu anda da zaten 2018 yılının hem İstanbul hem Türkiye'nin turizm tanıtımı için belediye ile ve Ankara hükümetimizle büyük projelerin planlaması aşamasındayız şu anda. Organizasyonlarda aslında büyük ya da küçük organizasyon diye bir şey yok. Küçük organizasyon ile büyük organizasyonların çatısı, iskeleti aynı. Sadece ekip sayısı değişir. Biraz tabii ki kalabalık ekiplerden dolayı kontrol mekanizmasını çok sağlam kurmak lazım. Şimdi bizim millet olarak maalesef bir takım kötü alışkanlıklarımız var. Disiplinle ilgili özellikle. Organizasyon ne olursa olsun hata kaldırmayan bir şey. En küçük bir hata eğer çözülmezse zamanında ya da saklanırsa, söylenmezse bir üstüne çözebilecek olan kişilere çok ciddi sorunlara yol açabiliyor. Dolayısıyla çok açık bütün kademelerde, en düşük kademede çalışan arkadaşımızdan en üstteki arkadaşımıza kadar, yöneticiye kadar bütün o zincir halkalarının birbiriyle çok iyi iletişim içinde olması, kusurları, hataları, eksikleri, yanlışları her neyse mutlaka birbirlerini anında bildirmeleri gerekiyor. Çünkü bildirilmediği zaman çok ciddi sorunlara yol açabiliyor organizasyonda. Çok disiplinli olmak gerekiyor. Checklist denen bir şey var. Bu her sektörde her zaman kullanılan ya da kullanılması gereken bir takım checklistler vardır. Kimse her şeyi aklına tutamaz. Bu çok mümkün değil böyle bir şey. Çünkü organizasyon bana göre sorun çözme işi. Çünkü hep sorundur. Hep sorun çıkar. Her dakika sorun çıkar. Dolayısıyla problem çözebilecek, pratik düşünebilecek arkadaşlarımızın tabii ki belirli bir bilgi, zeka, akıl seviyesinin olması gerekiyor ama çalışmak, çünkü bazen günde 20 saat çalışılabiliyor, 18 saat özellikle festival zamanlarında. Çünkü festival dediğiniz zaman, örneğin Eskişehir Festivali'nden bahsedeyim, bir gün içinde örnek olarak söylüyorum, şimdi bu 9 günlük bir festivaldi.
Şimdi diyelim ki üçüncü gündesiniz festivali. Şimdi üçüncü gün içinde bir, ertesi günün sanatçılarının o gün gelişi var. İki, bir önceki gün sanatçıların o gün gidişi var. Üç, o günkü sanatçıların provaları ve konserleri var. Ve aynı gün içinde 4-5 mekan kullanıyorsanız festivalde, yani günde 4-5 etkinlik yapıyorsanız, o 5 sanatçının da ayrı mekanlarda provaları, yemekleri, otelleri, transferleri, sahnesi, güvenliği, kapısındaki biletçisi, aklınıza kim gelir? Sahne arkasındaki ekibi, içeceği suyu, çayı, değil mi? Hepsi farklı birbirinden ama hepsi iç içe olan. Şimdi burada bu anlattığım küçük çerçevedeki küçük bir hatayı düşünün. Mesela bir önceki günün grubunun otelden alınıp transferle havalimanına götürülmesi gerekiyor, değil mi? Şoförün zamanında gitmediğini düşün otele. Çok büyük problem. Uçak kaçabilir. Uçak kaçarsa ne olur? Çok ciddi sorunlar olur. Veya o günkü sanatçının mekanının kapısının kilitli olduğunu düşünün. Ki olabiliyor bazen. Çünkü pazar günü diyor. Oranın çalışanı, memur ya da işçi benim izin günüm diyerek unutuyor belki. Anahtarını alıp gidiyor. Provaya gireceksiniz. Kapı kapalı, kilitli. Şimdi bunlar çok küçük detaylar ama organizasyonu çok derinden etkileyen detaylardır. O yüzden genç arkadaşlarıma bir defa çalışmayı sevmeleri lazım, işini sevmesi lazım. Ben işimi çok seviyorum. Halen beni çok heyecanlandırıyor. Halen severek yapıyorum. Etrafımdaki arkadaşlarımın da böyle olmasına dikkat ediyorum. Onları zaten sektörde, piyasada herkesin bildiği isimler var. Yani benim yetiştirdiğim arkadaşlarım var artık. Onlar hepsi kendi başlarına ya şirket kurdular ya bir yerde çalışıyorlar. Kimin kapasitesi, herkesin kapasitesi belli. Ne oldu, ne yapıyor. Çağırıyorsunuz, geliyorlar. Güvenebileceğiniz insanlar olması lazım. Yalan asla, asla olmamalı bu organizasyon için. Çünkü yalan yine kusuru gizleyecek bir şey. Kusur, gizlenen kusur da organizasyonu tepetaklak edip çok ciddi sorunları yol açabilecek bir şey. Hayallerinin peşinde koşsunlar. Yani sevdikleri işi yaparlarsa genç arkadaşlarımız, ben başarılı olacaklarına inanıyorum. Çünkü sonuçta organizasyon işi, sektör durmayacak, büyüyecek, gelişecek. Genç arkadaşların fikirleri çok önemli. Ben çok değer veriyorum onların söylediklerine, dikkate alıyorum. Hayallerin peşlerinde koşarlarsa sanıyorum mutlu olacakları da bir iş yapacaklardır. Görüyorum bir sürü mekanlarda şimdi yeni açılan genç arkadaşlar. Bizim tabii ki yabancılarla çalışmamızdan dolayı Amerikalı ve İngilizlere ağırlıklı olduğu için 20 sene önce hani gördüğümüz sistemler artık Türkiye'nin yeni yeni gelmeye başlıyor. Gelecektir, durmayacaktır, mutlaka gelecektir. Şimdi tabii ki ben 6-7 yaşımdan beri müzik dinliyorum. Yabancı müzik, klasik müzik, caz, rock dinliyorum. Yani kendimi hatırladığım günden beri dinliyorum. Dolayısıyla böyle bir sevgim var. Plak toplama sevgisi bende tabii ki çok küçük yaşta başladı alışkanlığı. Plaklar topladım. Onları çalacak tabii ki pick-up'lar. Şu anda pek yok ortalıkta bunlardan ama. Bunların bir kısmı ben şirketi yeni kurduğumda, tabii o zamanlar çok gençtik, paramız yoktu. Küçük bir ofisimiz vardı bir çatı katında Beşiktaş'ta. Çay yapmak için elektrikli bir sobamız vardı. Ben hikayeyi anlatayım size. Çay yapıyorduk o elektrikli rezistanslı ocağımızda. Elektrik kesildi çay yaparken. Biz de dışarı çıktık. Sonra unuttuk elektriğin kesildiğini. Yemeğe çıktık galiba. Tabii ki biz dışarıdayken elektrikler gelmiş. Gelince rezistanslı ocağımız çalışmaya başlamış. Biz unutmuşuz. Aklımızda yok. Bir iki saat sonra döndük baktık ki ofis yanıyor. Yangın. Söndürdük tabii ki. Ama
O sırada çok ilerlememişti yangın. Böyle için için yanıyordu. Alevli bir yangın değildi. Herhalde hava alamadı. İçeride oksijen yoktu sanıyorum. Pek fazla o zaman. Tabii plaklar, çok değerli plaklarım, koleksiyonum orada yandı, yok oldu. Plaklar, kasetler, CD'ler, müzik aletleri. O yıllarda da TRT'de program yapmaya başladım ben, Radyo 3'te. Halen devam ediyor program, halen sürdürüyorum. Arşivim yanınca TRT'ye, yöneticilerimize dedim ki yani program yapacak malzemem kalmadı. Çünkü ya o yıllarda internet yok zaten. İnternet denen bir şey yok. Sadece fax var. Fakat TRT'nin arşivinde o zamanlar birkaç şey buldum. Eski CD buldum. Onlarla birkaç hafta idare ettikten sonra tekrardan toplamaya başladım tabii ki. Bugüne kadar geldi. Yani plak, CD arşivi tabii birkaç bin taneye ulaşıyor çünkü yıllar geçiyor. Yani o doğal bir süreç. Sonra şimdi bu stüdyo burası. Stüdyo derken hani fazla abartmamak lazım. Biraz home stüdyo gibi bir şey. Yaklaşık 10 yıl önce ofiste çalışırken bir akşam vakti tek başıma, karanlıktır öyle, bilgisayarda çalışıyorum. O sırada da şeyi dinliyorum. Buckley, Jeff Buckley. O da öldü, aramızdan ayrıldı maalesef. Çok genç bir yaşta, 26-27 yaşında. Jeff Buckley, Leonard Cohen'in Hallelujah şarkısını söylüyor. Ama tek başına, sadece gitar, arpej yapıyor. İnanılmaz bir ses var onda. Durdum. Dedim ne kadar güzel söylüyor bu adam. Nasıl bir sestir, nasıl bir şeydir. Gitar da çok hoşuma gitti. Ya dedim ben gitar çalmam lazım. Niye çalmıyorum? Hayatım müzik. Her şeyim müzik. 24 saatim müzik. Boris Ulusoy, gitarist, şu an Amerika'ya yerleşti. Çok değerli bir insan, değerli bir müzisyen. Boris Ulusoy'un o zaman bir okulu vardı. Modern Müzik Akademisi yöneticiliğini yapıyordu. Boru'yu aradım. Bora dedim ya ben gitar çalmak istiyorum. Olur abi dedi. Ama dedim ben 45 yaşındayım. Bu yaştan sonra öğrenebilir miyim? Abi sen ne diyorsun, bizim 65 yaşında davul öğrencimiz var dedi. Ben bunu duydum. 65 yaşında davul öğrencisi. Tamam dedim. Yarın geliyorum. Ertesi gün gittim. Harbiye'de, Elma Dağı'daydı yeri, okul. Kursa yazıldım. 6 ay kurs aldım. Gitar kursu, 45 yaşındayken. Ve tutku, başka bir tutku başladı bende. Bu kadar insanı getirdim, götürdüm, binlerce sanatçı. Yani ömürde sonuçta sınırlı bir şey yani. 70-80 yıl, 65 yıl her neyse. Dedim bari geri kalan ömrümde bir şey çalayım. Bu şekilde gitara başladım. Şu anda 10 yıl oldu. Sanıyorum Türkiye'de ekipman konusunda bilgi sahibi olan birkaç kişiden biriyim diye tahmin ediyorum. Çünkü çok seviyorum gitarları, gitar amfilerini, gitar pedallarını burada gördüğünüz gibi. Bunların her birinin bir farklı işlevi var. Ve insanlara, artık müzisyen arkadaşlarıma da seve seve bu konuda yardımcı oluyorum. Şu pedalı alın. Sana şu pedal uyar, sana şu amfi uyar, şu gitardan şöyle ton çıkar diye seve seve büyük bir mutlulukla onlarla bilgi paylaşımında bulunuyorum diyeyim. Bir de öyle bir şeyim var, koleksiyonculuk değil aslında. Koleksiyoncu başka bir şey. Koleksiyoncu bir şeyi alır, dinler, dinlemez ya da kullanır, kullanmaz. Sonra değerlendiği zaman daha fazla satar. Ben de öyle bir şey yok. Ben alıyorum, satmıyorum, tutuyorum. Çünkü hepsini çok seviyorum. Mutlaka bir gün kullanırım diye düşünüyorum. Dolayısıyla bir de müzik grubu kurduk tabii ki. Karışık Kaset. Ayda bir defa çalıyoruz.
pedallarımız, amfilerimiz, gitarlarımız. Sevdiğimiz sanatçıların müziklerini çalmaya çalışıyoruz. Ben Karışık Kaset grubunda gitarist olarak yer alıyorum. Bazen ritim gitar, bazen solo gitar kısımlarını üstleniyorum. Gitar almaktan ya da pedal ya da amfi almaktan kendimi alıkoyamıyorum. Çünkü çocukluğumdan beri dinlediğim o parçaların içindeki gitar tonlarını o kadar çok seviyorum ki onları yakalamak, onların aynısını çalmak için ne gerekiyorsa alıyorum. Mesela Eagles'ın Hotel California şarkısı değil mi? O parçanın sadece 10 saniyelik bir kısmında farklı bir ton var, gitar tonu. O 10 saniyelik ton için amfisini de alıyorum, pedalını da alıyorum. Veya Led Zeppelin'in parçasında, herhangi parçasında. Jimmy Page o parçanın neresinde hangi tonu çıkartmış, neyle çıkartmış, şununla, onu alıyorum. Pink Floyd, David Gilmour. Yani bu bir tabii obsesyon gibi bir şey biraz da. Ve onu alıp burada tabii ki onun aynısını çıkartmak mümkün değil. Çünkü müzisyenlik başka, tuşe başka, stüdyo imkanları başka o yıllardaki. Ama yakın bir ses çıkarttığım zaman benden daha mutlu insan yok o anda. O yüzden çok seviyorum. Şimdi müzik tabii ki bir sanat formu. Yüzyıllardır geliyor. Değişe değişe, gelişe gelişe, evrile evrile. Bugün dinlediğimiz müziğin kökü blues'a dayanıyor. Hangi müziği dinlerseniz dinleyin. İster rap, ister hip hop, ister pop, ister rhythm and blues, rock, ne varsa. Hepsinin kökünde blues var. 1910'larda Amerika'da siyahi vatandaşlar, insanların çıkarttıkları bir müzik tarzı. Bu bugüne kadar evrile evrile gelmiş. Sanat formu. Ancak ayrıca blues'u da Amerikalılar 1960'lara kadar kendi müzikleri olmasına rağmen bilmiyorlar. Çünkü biz zenci müziği, siyahi insan müziği, beyazlar reddettiği için bu müziği nasıl keşfediyor Amerikalılar blues'u, kendi müziklerini? İngilizler vasıtasıyla. Çünkü İngilizler yani Eric Clapton, Led Zeppelin, Blind Faith gibi gruplar, Cream gibi gruplar İngiliz blues müziğini alıyorlar, rock müziği yapıyorlar. Rock müziğini de İngilizler çıkartıyor, yaratıyor. Ve Amerikalılar İngilizlerin yaptığı müzikten diyorlar ki ya bu bizim müziğimiz, nasıl biz yapamadık da İngilizler yaptı diye. Onlar da bu sefer rock yapmaya başlıyorlar. Yani bu evrili evrili bugüne kadar gelmesi, rap de aslında kökünde blues var, hip hop'un da kökünde blues var. Ben dinlerken onları hep duyabiliyorum. Bir yerinde kulağımın duyuyor. Tabii ki bir sanat formu, sanat biçimi. Ancak bunun kitlelere ulaşması için iki yol var. Bir kayıtlı form, iki canlı form. Kayıtlı form dediğimiz şey, işte eskiden plaktı, bugün MP3 ya da önemli değil. Canlı sahne, yani sanatçı çıkacak, sahneye çıkacak, canlı çalacak. İki tane form var. Bunların gerçekleşmesi için bir ekonomi gerekiyor. Bir para gerekiyor. Maliyet var. İnsanlar bazen yurt dışında pek olmuyor ama yurt içinde işte bilet fiyatlarının itirazları olabiliyor. Veya ne kadar pahalı bir albüm denebiliyor. Tamam, sanatçı bunu belki zamanda belki maddi beklentisi olmadan yapmıştır ama o insan da bir sonuçta bir insan, kirası var değil mi, faturası var, çoluğu var, çocuğu var, bir geçim kaynağı sonuçta, bir para kazanması gerekiyor. Biraz bazen çok duygusal sebeplerden tepkiler Türkiye'de duyuyorum, yorumlar görüyorum. Mesela para göz diyor işte bilmem ne sanatçısı için veya ne yapacak ki bu kadar parayı diyor. Öyle değil. Yani bu işte son yok. Umarım. Ben şimdi artık daha çok müzik etkinliklerinden ziyade, organizasyonlarından ziyade daha çok büyük ölçekli gösteriler yapmaya odaklandık. Bunun için Türkiye'nin yurt dışındaki turizm fuarlarındaki, tanıtımlarındaki etkinlikleri planlamaya başladık.
Yine İstanbul içi, özellikle İstanbul içi dev diyebileceğimiz gösterileri şu an planlıyoruz. Bu biraz da Amerika'da ya da Avrupa'da producer, yani event, organizasyon yapımcısı gibi bir karşılığı olan bir iş. Event de aslında Türkçesiyle organizasyon demek. Herkes event, etkinlik. Ama tam karşılığı organizasyondur yani. Organizasyon yapımcılığı gibi planlarımız var. Umarız ki bu yeni etkinliklerimizle, daha yaratıcı etkinliklerimizle hem kitleler mutlu olur, hem de ülkeye bir katkımız, bir faydamız olur. Dosya'da kültür sanatının en önemli etkinliklerinden birini dinledik. Festivalleri, müzik organizasyonlarını. Farklı bir bölümde tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.